Mutlu musun? Öğrendin işte. Rahatladın mı? Rahatladım. Bir kere ben istemedim seni sevmeyi. Tamam mı? Birden virüs gibi girdin kalbime. Kaçmaya çalıştım ama olmadı. Ben de istemedim. Bu huysuz, patavatsız, inatçı mürebbiyeye kapılmak ister miydim? Ama oldu işte. Peki sen ilk... İlk sesini duyamadığımda... Gözlerinde yanan ateşi gördüğümde... Karanlık ev için verdiğin savaşa tanık olduğumda. Dik kafalı Lena. Asiliğine. Gülümseyişine. Deliliğine. Cesaretine, çocukluğuna. Hepsine. Sadece benim mi seni sınırlarını zorladığımı zannettin? Sen de benimkileri zorladın. Önce yaklaşma diye duvarlar ördüm. Hayret davrandım. Kabul edemedim. Yani önce ben değil. Sen benim sınırlarımı ihlal ettin. Asıl ben başıma ne geldiğini bile anlamadım ki. Savaştım seninle. Teslim olmam dedim. Ama işte yenildim. Tek yenilen sen değilsin, savaşçı. İyi ki yenildik. Ben de istemedim. Bu huysuz, patavatsız, inatçı mürebbiyeye kapılmak ister miydim? Ama oldu işte. Peki sen ilk... İlk sesini duyamadığımda... Gözlerinde yanan ateşi gördüğümde... Karanlık ev için verdiğin savaşa tanık olduğumda. Dik kafalı Lena. Asiliğine. Gülümseyişine. Deliliğine. Cesaretine, çocukluğuna. Hepsine. Şimdi ne yapıyor acaba? O da beni düşünüyor mu? Belki kimse söyleme dediğim için kızıyordur bana.
de nefret ediyorum. Hayır, beni seviyorsun. Nefret ediyorum. Hayır, seviyorsun. Nefret ediyorum. Seviyorsun. Seni seviyorum. Çok seviyorum. İnatçı Keşke. Şimdi ne yapıyor acaba? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Bir şey mi oldu? Evet, oldu. Ne oldu? Seni özledim. Kaçıyor. Yabancı. Kalbim uçacak. Az geçmiyor. Telefon kapandı. Hatlardan herhalde. Nerede kalmıştık? Bilmem. Hatırlamıyorum. Hatırlatayım. Özlememde kalmıştık. İyi misin? Bir şeyin yok ya. İyiyim. Asıl sen iyi misin? Bir şeyin var mı? Ben iyiyim. İyiyim, bir sorun yok. Vakitte geç oldu. Uykun yok mu? Hayır. Uykum yok. Uyumak istemiyorum. Çünkü seni düşünüyorum. Gel Canukam. Bir şey mi oldu? Mama, birlikte bir şeyler yapalım mı? Ne zamandır oyun da oynamıyoruz zaten. Böyle olmayacak. En iyisi yüz yüze konuşmak. Ben de seninle vakit geçirmeyi çok özledim Canukam. Ama şimdi uyuyalım. Geç oldu. Yarın istediğin oyuna oynarız. Amca, niye geldin? Bir şey mi oldu? Evet, bir şey mi oldu? Bir ses duydum da. Bir şey mi oldu diye bir kontrol etmeye geldim. Biz duymadık ses falan. Hadi, sana iyi geceler. İyi geceler. Hadi Canukam, yatalım. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Farklı görünüyorsun. Değişiklik olsun dedim. Yakışmış. Üzerinde pijama da olsa her zaman çok güzelsin. Daha günaydın demeden emir vermeye başladın. Onu yap, bunu yap. Ben çalışanım diye senin her dediğini yapacak değilim. Haddini bil mürebbiye. Başına buyruk hareket edemezsin. Emirlerime uyacaksın. Günaydın hala. Günaydın. Günaydın hala. Eyvahlar olsun. Araları tam düzelirken yine bozuldu. Böyle olmaz. Ona kalsa hiçbir zaman söylemez. Kızım bırak, ben hallederim. İşimiz daha çabuk hallederiz Adalet abla. Hem sen demiyor muydun? Bir eli nesi var, diğeri eli nesi var diye. Yok, yok ben öyle demiyordum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyordum. Hah, bunu diyordum işte. Doğru yoldasın nana. Ondan böyle uzak dur. Kavga çıkar. Kimse anlamasın. Bir yabancı. Böyle mi olacak hep? Dizgin takmadıkça yola geleceği yok. Seninle işimiz var. Benimle odaya geliyorsun. Ama... Neden buraya geldik? Ne iş yapacağız? Sana işini söyleyeyim. Senin işin benim. Şimdi oturacaksın karşıma, ben de gözlerinin içine bakacağım. İstediğim kadar. Anladın mı? Çünkü sürekli benden kaçıyorsun. Bu iş böyle olmaz. Ama ben... Sen falan yok. Biz varız. İnsan neyi saklar biliyor musun? Utanç verici. Kötü şeyleri. Ama böyle bir şey değil. Ben borçları almak için gelmiştim de. Ben de yardım edeyim. Sonra alırsın Aynur. Şimdi çık dışarı. Bir yere gitmiyorsun. Yeter artık. Bir yere kaçmak, saklanmak yok artık. Oyun bitti. Uzak duramazsın beni. İzin vermiyorum.
yakışıyor mu sana Nana? Hani sen savaşçıydın? Bak, zaman ilerliyor. Bunu çözmek zorundasın. Yakınıma gelince utanıyorum. Gözlerime bakınca kafam uçup gidiyor. Yani ilk hedef yapan, ona alışırsam herkese söylemeye cesaret olur. Of, içim alıp aldı sanki. Bitmiş. Ne yapıyor acaba içeride? Çalışıyor mu? Korkacak ne var ki? Niye çekiliyorsam korkmanana? Sevdiğim adam. Yaban. İyi bak ona, alış. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun adamla gece yarısı? Tepemde ne işin var katil gibi? Utanıyorum ya ben. Baktım uyuyorsun. İçeri girdim. Uyurken izleyeyim, belki alışırım dedim. Anladım. O zaman kal. İyice alış. Yok yok.
kadar alışma yeter. Yanık. Yanık kokusu bu. Eyvah Nana, ne yaptın Nana? Gömleğini oturuyordun da biraz yandı. Galiba ben ondan da fena yandım. Kızacaksın şimdi bana. Nasıl başardın bunu? Aslında çok güzel oturuyordum. Sonra dalmışım. Neye dalmışsın? Üzülme. İsterse hepsi yansın. Beni düşündüğün için yaptığını biliyorum. İnşallah bunu yapma. Hadi Nana, sen yaparsın. Bu işe yarar belki. O katarken kendim gibiyim. Cesurum, savaşçıyım. Demek ok atmak istedin. Evet, yarışırız dedim. Hem de güzel vakit geçirmiş oluruz. İyi fikir. Seninle geçirdiğim her zaman çok güzel benim için. Uzun zamandır atmıyoruz. Unutmuşsun. Açılırım birazdan. Merak etme. Üzülme. Bu oku belki uzağa attın. Ama aşk okunu tam 12'den vurdun. Ah Pınar, hani kolay olacaktı? Her şey farklı onunla. Her şey zor. Bugün gerginsin. Heyecana gerek yok. Daha önce gayet başarılıydın. Kafanı karıştıran ne varsa geride bırakırsan yine iyi atarsın. Okla yayla bir bütün olacaksın. Tıpkı seninle benim gibi. Biz bir bütünüz yani. Hey! Vurdum seni. İyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Beceremiyorum işte. Ne yapsam olmuyor. Alışamıyorum. Ben seni şey yaparken öldüreceğim galiba. Ne yaparken? Severken. Aç gözünü.
yüzünü açtın sonunda. İyi misin? Seni hemen hastaneye götüreceğim. Yok, yok. Şekerim düştü herhalde. Hiçbir şey yemedin mi? Bu cesaret macunu tam zamanında yetişti. Çok lazımdı bana. 5 gün bitmeden işe yarar inşallah. Bir kaşık daha iyi. Çabuk etiket. Yedim. Hatta çok yedim. Boş tekmesi macun. Koca bir kavanozun hepsini ben bitirdim. Koca kavanozu sen mi bitirdin? Hı hı. Şekerin düşmemiş. Belli ki çıkmış. Neyin nesiymiş bu macun? Cesaret. Güç. Kuvvet verirmiş. Akça hala demişti. Ben de başaramadığım bazı şeyler... Başarmak için... Ne gerek var bunlara? Yaman, oğlum. Mürebbiye kızımı bayılırken gördüm. İyi mi? İyi. Bir şey yok hala. Her zamanki hali. Ayarını bilmiyor. Macun mudur nedir? Yemiş hepsini. İyiyim ben. Sen azarlayınca asıl kötü oluyorum ben. Senden uzak olayım, toparlarım. Merak etme. Kendine bakmaktan aciz hala bana laf yetiştiriyor. Doğru içeri. Hemen şekerini dengeleyecek bir şeyler ye. Bol su iç. Bu mürebbiye yola gelmez hala. Beceremiyorsun. Yapamıyorsun Nana. Ne konuşabiliyorsun onunla, ne sevgini gösterebiliyorsun. Vurdun adamı ya. Vurdun. Ben doğru mu duydum yoksa sen kendi kendine mi kızıyorsun? Kızıyorum tabii. Sen kızmıyor musun bana? Bir şey söylüyorsun, aklım başımdan gidiyor. Her şeyi berbat ediyorum işte. Görmüyor musun? Alışırsın. Önemli olan yan yana olmak. Ne yapıyorsun? Konuşacağız. Yok, yok olmaz. Bir gören olur. Gelmem ben. Bir gören mi olur? Hı. Sanki ilk kez mi geliyorsun benim odama? Hiç doğru olmaz. Yanlış anlaşılır. Peki. Şükür ki gitti. Yoksa bu adam benim kalbimi yerinden çıkaracak. Ne oldu? Niye geldin? Ne yapıyorsun? Sen gel bakayım benimle. Sen çıldırdın mı? Ben değil. Sen çıldırdığın için böyle bir yönteme başvurmak zorunda kaldım. Alışacaksın bana dedim. Şimdi kaç bakalım kaçabilirsen. Yok gelmem. Şşş. Konu ayağa kaldıracaksın. Gel bakalım. Çıkar şunu. Hem nerede buldun sen bunu? Lazım olur diye bulunduruyorum. Görüyorsun, bizimki gibi bir eve lazım. Böyle zorla olur mu? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Anlamıyor musun?
Ah son ahretliğim. Bu kız koca kavanozu yemiş. Ondan sonra da yamanımı okla vurmaya kalkmış. Bu macun ters mi tepti acaba? Sözümü dinleyeceksin. Hayır, dinlemeyeceğim. Ahretliğim, dur bunlar yine kavga ediyorlar. Ben seni sonra ararım. Sen gerçekten yabansın. Sen de tam bir inanç geçsin. Çocuklar, yapmayın Allah aşkına. Neyin anlaşmazlığını yaşıyorsunuz? Gündüz kavgalarınız bitti, şimdi gece mi kavga ediyorsunuz? Bu mürebbiye iyice ayarını kaçırdı hala. Ama ben onu doğru yola getireceğim. Merak etme sen. Ben zaten doğru yoldayım Akça hala. Kendisini yabanlıktan medeniyete çağırıyorum. Ona direniyor biraz. Biz hallederiz hala. Merak etme. İçin rahat olsun. İnşallah halledersiniz. Allah'ım sen yardım et. Şu geldikleri hale bak. Görmüyor musun? Şu aptal kelepçeden kurtulmaya çalışıyorum. Sen benden mi kaçıyorsun? Senden değil. Yabanlığından. Benimle savaşmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bu kelepçelere ihtiyacımızın olmadığını, zaten bağlı olduğumuzu ne zaman anlayacaksın? Buradayım Canukam. Amcanla bir şey konuşuyorduk da. Kabus gördüm. Uykum kaçtı. Yanıma gelir misin diyecektim. Gelirim tabii minik kuş. Sen odana git. Ben hemen geliyorum. Mecbur açacaksın. Benden kaçabileceğini zannetme sakın. Oldu. İyi geceler. Şimdi hemen geliyorum. Oğlum dur buraya gel. Ne yapacaksın dışarıda oyuncağı? Ama nasıl üzüldüm biliyor musun? Duygularımla oynadın sen. Sen de biraz sözümü dinleseydin keşke. Sen de şuna bir ders vereyim dedin. Öyle mi? Ama tamam artık. Korkmuyorum. Hele bir donsunlar. Geçeceğim karşılarına. Ben seviyorum ya bana diyeceğim. Söyleyip kurtulacağım. Akça hala, Canukar. Canukar.
Canuka. Aç, ne olur konuşalım. Seni üzecek bir şey yapmak istemiyorum hiç. Ne olur Canuka. Aç hadi. Açmayacağım. Ben çok sevindim kızım. Ne yalan söyleyeyim. Uzun zamandır Yaman'ımla seni yan yana çok yakıştırıyordum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağ ol Akçağla. Ama Yusuf... Sakın üzülme. Ben konuşurum torunumla. Yusuf, torunum. Aç torunum, seninle bir konuşalım. Benim yüzümden. Demeseydim keşke öyle. Hepsini duydu işte. Şok oldu. Çok kızdı. Kim bilir neler yaşıyor içinde şu an. Canuka istemiyor bu durum. Belli. Olmaz. Ben bunu bile bile devam edemem. Sakin ol. Şu an mantıklı düşünemiyorsun. Ateş Bahçesi seni çok seviyor. Belki de bu şekilde öğrendiği için çok şaşırmıştır. Ama merak etme. Mutlaka hallolacak. Eğer öyle olsaydı kapıyı kapatır mıydı? Sessiz kalır mıydı? Biz torunumla konuştuk. Durumu değerlendirdik. Bir karara vardık. Bu duruma çok sevindik. Gecikmeden bu durumun adını koyalım diyoruz. Tebrikler. Yaman Bey'le birlikteymişsiniz. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol. Bu sıra senin başına. Öyle değildi değil mi? Neydi? Heh. Darısı. Darısı senin başına. Ben biriyle görüşüyorum zaten. Öyle mi? Çok sevindim. Kendisi hem zengin hem de karizmatik. Yakışıklı, kibar, düşünceli bir insan. Yani peşimden çok koşturdu. Çok ısrar etti de sonunda kabul ettim. Umarım mutlu olursun. Aslında düşünüyorum da benim de bir yuva kurma zamanım geldi artık. Yani şöyle bir bakıyorum kendime. Yani evlenmek için gereken bütün meziyetler var bende. Şu koskoca konağı çekip çeviriyorum. Yemek desen yemek bende. Temizlik desen temizlik, çocuk oyuncağı. Her erkek bekler bunları eşinden. Yani ben kendime güveniyorum ya. Ama bak tecrübem olmasaydı, bu işlere yatkınlığım olmasaydı zordu. İşte o zaman evliliği aklımdan bile geçirmezdim. Yani sonun hüsranla biteceğini bilirdim çünkü. Ay neyse tuttum seni de, ben işin başına döneyim. Tabii ya. Hiçbir şeyi beceremem zannediyor.
Onun gözünde sakarım ben, beceriksizim. Yemek yapamam, ev işinden anlamam. Ama görür o, pişman olacak. Peşimden koşacak. Ama ben bakmayacağım o zaman yüzüne. Adalet Hanım, bugün çıkıp biraz çarşıya dolaşalım. Hem hava da pek güzel. Ah, çok işim var ama nasıl olacak? Aman Adalet Hanım, koca konağın işi biter mi hiç? Yoksa burnunu dışarıya çıkaramazsın vallahi. Bugün bir hovardalık yapalım. Aynur'u da alırız, bir de su böreği ısmarlarım size. Hem bizim çifte kumruların konuşacakları vardır baş başa. Ay, su böreğine de hiç hayır diyemem şimdi. Çıkalım o zaman, bir hava alalım. Hadi o zaman oyalanmadan hemen gidelim. Bir yere mi gidiyorsunuz? Çok bunaldık kızım. Biraz çıkalım, hava alalım diyoruz. Artık mutfak sana emanet. Nana. Dolapta bol bol yemek var. Acıkırsanız ısıtırsın, yersiniz. Olur mu kızım? Tamam. İyi gezmeler size. Sağ ol. O yemekler dolapta kalacak. Korkmuyorum senden mutfak. Bu sefer seni yeneceğim. Zafer benim olacak.